siyaseti belirledi. Yani bir başlangıçta ve şöyle bir arayışlar olmadı değil. Ama gerek MHP tabanı, gerek AK Parti tabanı, Cumhur İttifakı'nın daha uzunca bir süre milletin beka mücadelesi çerçevesinde kalması için ciddi baskı yaptı. Bu Ankara'da duyuldu anladığım kadarıyla. Elbette öyle. Özellikle mesela bugün bir MHP'den bir parti yöneticisinin verdiği örnek yaptığımız işte Off the Record sohbette dedi ki şöyle bir risk ve tehlike var. Biz başından beri buna dikkat çekiyorduk ama sanırım şimdi farkına iyice varıldı. Yerel seçimde olası bir performans düşüklüğü ya da Ankara ve İstanbul'un kaybedilmesi durumunda muhalefet, ki kendi tabiriyle Şer İttifakı diye o öyle isimlendirdi. Yeni sistemi de tartışmaya açar. Türkiye'yi yönetilebiliyor olmaktan da çıkarmaya dair hamleler yapabilir. Evet. Sayın Bahçeli her grup toplantısında buna dikkat çekiyor zaten. Ve dedi ki yani hem bize gelen hem de aslında AK Parti'ye gelen yoğun istek ve talepte ya hani burada bir Cumhur İttifakı var. Adı konulan bir ittifak. Genel seçimde yapılmış. Bu ittifakın devam edeceği söyleniyor. Şimdi CHP, İyi Parti, HDP hatta Saadet bütün bunlar bir arayıştayken neden siz buna kapı kapatıyorsunuz ve neden bizi zorluyorsunuz diye yoğun talepler var dedi tabandan. Buna duyarsız kalınamazdı dedi. O yüzden de biz de Sayın Cumhurbaşkanı davetini seve seve kabul ettik dedi. Ve bu görüşmede de olumlu bir sonuç çıkacağı kanaati iki tarafta da var. Çok net bir şekilde var. Peki Melih.